Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz yine bu yağ yeşili yazmama arkadaşlar. Bu pembe, mavi, sarı ve yeşil renkten Sizlere çok güzel bir model hazırladım bu şekilde. Şöyle cıvıl cıvıl bir hem de arkadaşlar o kadar kolay ki hazırlamış olduğum model iğneden tığa bir model olarak da böyle çevirme bir model. Aparat olarak yine tığın başını kullandım. Ee, modelimi göstereyim. Çok kolay kolaydan daha kolay bir model. Bakın arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Ee, bu sık iğneli trabzanları e, yapması çok zaman oluyor. Uğraştırıcı oluyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde sizler için kolay bir hale böyle ilmek haline getirdim. Gösterdiğim gibi tığımın baş kısmının kapak kısmını bu ilmeklerle oluşturdum. Ee, bu ilmeklerin boyutu camsil hortumuyla birebir de aynı. Bakın bu kapak kısmını kullandım. Evet arkadaşlar böyle cıvıl cıvıl renklerden de yaptım. Şimdi bir tane de pembe renk yapacağız inşallah sizlerle. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Üçer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazarsanız YouTube kanalımdan tülbent kenarlarının bu şekilde nasıl tığladım tüm püf noktalarıyla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. 696 videomda mevcut. Eğer izlemek isteyenler oradan tüm detaylarını izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar bakın bu yapmış olduğumuz ara suyunu bu şekilde 7 tane yapıyorum. Şöyle kenarlardan bir tane tutturarak ortada 5 tane kalıyor. Bunu yakın bulan arkadaşlar 9 tane yapsın. Kenarlarında da birer eksilince ortada 7 tane kalacaktır. Evet şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Biz arka tarafı unutalım şöyle tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim 3 zincir çekiyorum ve tığımın başına bir defa dolayıp yandaki boş tığ battıya şöyle 1 2 2 alarak boş bir trabzan yaptım 4 zincir kapatıyorum hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum tamurcumun 2 zincir yandaki boş olana kapattım. Evet ara suyumuzun yapılışı bu şekilde. Bakın 7 tane oldu. Bir tanesini buraya sabitledik. 6 tane bize kaldı. Şimdi çimen kısmının yapılışına çiçeğimizin dal kısmını oluşturacağız. 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Yandaki boş olanı 1, 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan. Yine 3 zincir. Yandaki boş olan tığ maddeye kapattım. 3 zincir. Şöyle bir defa tığımı doluyorum. 1 2 2 bu şekilde bir tane kirpiksiz bir tane de yarım bıraktığım trabzan ve 10 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Çünkü daha büyük yuva istemiyorum arkadaşlar sıkı sıkı çekip birebir ilkiyle aynı yuvada olacak. Şöyle bakın tepe noktasına boş trabzanın tepesine 10 zincirimi kapatıp dallarım için yuva hazırlıyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Aparatım burada. Ilmeğimi bıraktım. Şöyle aparatıma ilmeğimi takıyorum. Bu şekilde ilk ilmeğimizi taktık. Yuvanın içine giriyorum. Buradan ilmek toplayacağız. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. Aparatıma taktım. Şöyle arkadaşlar başta bu şekilde dibine iyice oturtarak ilmekleri toplarsanız sona doğru yığılma olmaz. O yüzden baştan şöyle rahat rahat yapmayın da. Çekerek şöyle sağ tarafı doğru yaparsanız Rahat bir şekilde dallarımız sıyacaktır. 3 oldu. 2 zincir 4 5 6 Şöyle aşağıdan yukarı ittirince rahat bir şekilde plastik olduğu için bir de sert arkadaşlar. Sert plastiğin kayması daha kolay. Şöyle 2 zincir 7 2 zincir 8 2 zincir 9 2 zincir 10 Şöyle yine de bir sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10. Evet, eksik olmasın. 11 ve 12 12 tane ilmeği topladık. Bu aparatımızın üzerine bu şekilde. Şimdi dibine iki tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Zaten birinci sık iğne bakın belli belirsiz oluyor. Bu da onu sağlamlaştırmak için. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki boş olana kapatıyorum bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine 3 zincir Direkt ara suyuna başlıyorum. Bakın bu şekilde. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle. Bir, iki ve iki. Dört zincir çekiyorum. Buraya kapatıyorum. Dibine bir sık iğne. Bakın. Tomurcum daha belirgin oldu. Hemen iki zincir boş olan tığ vatlıya giriyorum. Üç zincir bir defa tığımı doladım. Tığ battıya giriyorum 1 2 ve 2. 3 seferde. 4 zincir tırabzanıma kapattım. Hemen şöyle bir sık iğne. 2 zincir. Kapatıyorum. Evet ara suyumuz bakın bu şekilde oluşuyor ve 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 1 2 ve 2 4 zincir trabzanıma kapattım ve bir sık iğne 2 zincir çekiyorum hemen boşluğu baktığa girip kapatıyorum 3 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum buraya dibine bir sık iğne iki zincir çekiyorum bakın arkadaşlar şöyle devam edecek şöyle dört tanesini yaptık sizlerle beraber bu yuva kısmını da gösterdim bakın ilmeklerimiz de bu şekilde oluştu Evet arkadaşlar çimenimiz bu şekilde devam edecek böyle yedi tane ara iki tane boş böyle üçgen trabzanın üzerine 12 tane ilmek toplayarak devam edecek şimdi bu sık iğnelerini yapalım çok kolay ilerliyor hem sık iğne çimeni kolay hem çiçeği kolay arkadaşlar hemen 2-3 gün içinde yapıp takacağınız bir işlem yani oturan bir günde bitirir aslında Evet şimdi ters tarafına şöyle çeviriyoruz tülbentimizi bu kenar kısmından 4 zincirli tomurcuğun içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyoruz. Şimdi iki tane dal alıyorum. Buradan ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi dal olarak oluşturuyorum arkadaşlar. Bu modeli görmüşsünüzdür. Zaten sık iğneli trabzan olarak yapılıyor. Ben de kolay kaçtığım için sizler de benim gibi kolay sevdiğiniz için bu şekilde ilmek olarak hazırladım arkadaşlar. Yani tembel avrat işi yaptık. <laughs> 4 5 6 7 hemen iki tane bu şekilde daldan tutuyorum kapattım 7 tane zincir 7 zincir hemen iki tane dal tutuyorum bakın kalıp gibi ilmeklerim 7 zincir 5 6 ve 7 Yine iki tane dal tutuyorum. Yedi zincir. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. İki dal. Toplamda arkadaşlar böyle bu şekilde bakın beş tane yuvamız oluşacak. Yedi zincir. sonuncu iki dalımı da tuttum hemen bu dört zincirli yerden sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde şimdi bir zincirle düz tarafına dönelim beş tane yedi zincirden yuvayı hazırladık bunların içine sık iğne yapacağız kalıp gibi dursun diye bir iki 5 tane zincir çekiyorum. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi sol tarafa da 3 sık iğne. Sağ ve sol tarafa 3 sık iğne. Ortada 5 zincirden kirpik. Bir de arkadaşlar bakın bu 5 zincirli kirpikle ara suyundaki kirpik de o kadar takım gibi duruyor ki çok hoş duruyor. Ara suyuyla uyumlu bir model daha sizler için. Evet sıradakine sık iğne ile geçiş yapıyorum ve 3 sık iğne. 5 zincir. Yapımı çok zevkli. Duruşu çok güzel böyle tiril tiril. Hem de çok kolay. Hepsi bir arada arkadaşlar. Daha ne olsun sizler için. Evet, diğer yuvaya sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Şöyle bir, iki, terapi gibi o kadar güzel oluyor ki o güzel oldukça biz böyle zevk alarak yapıyoruz arkadaşlar şöyle rengi aek çiçeklerimiz oluyor inşallah 1 2 ve 3 yine diğer yuvaya sık iğne ile 1 2 ve 3 1 2 3 4 5 zincir. Evet, kapatıyorum kirpiğimi. belirgin olması için 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Bakın, bitirdik bile. Son yuvamıza geldik arkadaşlar. Çok çabuk ilerliyor. Hiç sizi yorup oyalamayacak. 5 zincir kapatıyorum sık iğne ile hemen tekrar 3 sık iğne 1 şöyle 2 şöyle 3 şimdi bu 4 zincirli yuvaya da giriyorum ki şöyle bakın meyilli dursun hafif dibine de bir tane zincirimi çekiyorum ipimi koparıyorum bitti bu kadar kolay bu kadar güzel bir model arkadaşlar şimdi ben şu ipleri yakıp temizleyip hemen geleyim Evet arkadaşlar modelimi bitirdim şöyle karşıdan şöyle büyüterek de ekranı güzel görmeniz için çok hoş oldu çok tatlı oldu arkadaşlar gerçekten ya yeşilini açan renklerden bir tanesi oldu şöyle ekrana yaklaştırınca sanki renkleri daha koyu daha güzel gözüküyor diye düşünüyorum. Bakın. Karşıdan sanki biraz kameranın ışığı ve dışarının ışığından dolayı şey yapmıyor gibi. Böyle rengini algılayamıyor gibi. Ama böyle çok güzel oldu. Bir de üstüne üstlük çok kolay olması ayrı bir avantaj oldu. Evet. Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Net bir şekilde. Şu da sizde yapmış olduğumuz arkadaşlar pembe rengimiz, daha önce hazırlamış olduğum sarı rengim ve mavi rengim öyle görün istedim. Evet arkadaşlar gerçekten çok hoş oldu. Şöyle ee, Sizler de videolarımın devamı için böyle çok güzel bir e, videolar çekebilmem için bana destek olursanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.